İran Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilanında konuşmasını yapan Mirza Küçük Han halka şu şekilde sesleniyordu. Rusya'dan göz kamaştırıcı bir ışık yayılıyordu. Ancak başlangıçta ışınları gözümüzü o denli kör etmişti ki ona sırtımızı dahi döndük. Fakat şimdi bu parlayan ışının yüceliğini anladık. Eğer bu yanan lamba Rusya'da söndürülecek olursa İran halkı onu yeniden yakacak araçlara sahip olmayacaktır. Bu nedenle İran halkının tüm çabaları onu yeniden canlandırmaya yöneliktir. İran halkının tüm gayretleri Sovyet Rusyası ile yapılacak ittifaka yöneltilmelidir. Bolşeviklerle yakın ittifakımızın sembolü olan Sovyet Rusya temsilcisini kucaklıyorum. Mirza Han konuşmasında iç savaşta boğuşan Bolşevik ihtilalini selamlamıştı. Ancak kısa bir süre sonra komünistler ile fikir ayrılığına düşünce İranlı komünistlerle bağlarını koparacak ve sadece 16 ay ayakta kalabilecek olan İran Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin dağılmasına giden yolu hızlandıracaktı. ...19. yüzyılın sonlarında İran geri kalmış feodal bir ülkeydi. O dönemler İran'daki işçi sınıf hareketi ve onun öz organizasyonu olan sendika ve komünist parti gibi kuruluşlar henüz yeni yeni oluşmakta ve gelişmekteydi. İran hanedanlığının bazı İran şirketlerinin haklarını Britanya'ya bırakmasıyla ekonomik olarak zorluk çeken İran halkı ayaklanmış, bu ayaklanma İran'ın birçok şehrine sıçramıştı. Ayaklanmadan kısa bir süre sonra İran Şahı Nasreddin ölmüş, yerine yeni Şah Muzafereddin geçmişti. Yeni İran Şahı durumu toparlayacak, halkın öfkesini bastıracak hiçbir adım atmamış, aksine sarayın lüks harcamaları ve yaşam tarzıyla var olan öfkeyi daha da bilemişti. Ekonomik krizi daha da derinleştirmişti. Bu isyan, dönemin ilerici hareketlerinin de etkisiyle hanedanlık karşıtı bir harekete dönüşmüş, halkı ulusal meclis etrafında örgütlemiş, monarşi karşıtı burjuva demokratik mücadelenin de önünü açmıştı. Bu olaylar olurken Çarlık Rusyası ve Britanya arasında gizli bir antlaşma imzalanmış, İran bu iki güç arasında gizliden gizliye paylaşılmıştı. İlerleyen dönemlerde Britanya ve Çarlık Rusyası İran'ı işgal edecek ve bu gelişmeler İran'da yeşermekte olan ulusal hareketi anti-emperyalist bir noktaya doğru itecekti. Bu esnada İran'dan Azerbaycan'a göç etmiş işçiler orada politik gelişmelerden etkilenmiş sosyalizm ve Marksizm fikirleriyle tanışmıştılar. Kısa bir süre içinde sınıfsal bilince erişen işçilerin bu evrensel kavgayı ve görüşleri ülkelerine götürmeleri çok uzun sürmedi. İran tarihindeki sosyalist partilerden ilki 1904 yılında kurulmuş olan Hemmat Partisi'dir. Yine aynı dönemde Neriman Nerimanov ve Haydarhan önderliğinde Sosyal Demokratik Parti PERS kurulmuştur. Bu organizasyonlar gerek Azerbaycan gerekse diğer komşu ülkelerdeki göçmen işçilerin Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi ile sıkı bağlar kurmasına ve Ekim devrimine giden yolun güçlenmesine yardımcı olmuştur. 1917 yılına gelindiğinde ise Bakü'de Adalet Partisi kurulmuş hem Azerbaycan Türkçesinde hem de Farsça dilinde yayınlar yapmaya başlamıştır. Adalet Partisi 1919 yılında Komintern'in toplantılarına katılmış, 1920 yılında ise İran Komünist Partisi ismini almıştır. İran'ın ulusal mücadelesinde derin izler bırakmış olan Haydarhan, 1920 yılında yapılan parti kongresiyle genel sekreter seçilmiştir. Parti, 1920 yılında yapılan Doğu Halkları Kongresi'ne de katılım göstermiş, Lenin'in geri kalmış, sömürgeleştirilmiş veya işgal edilmiş ülkelerdeki anti-emperyalist mücadele görüşünü de desteklemiştir. O dönemki Komintern'in ortaya koyduğu tezler doğrultusunda işgal edilmiş ülkelerdeki emperyalizmin etkinliğini kıracağı açısından ilerici burjuva demokratik hareketlerde kısmen de olsa desteklenmiş, bu yaklaşımın pratiği İran'a da yansımıştır.
1910'lardan beri İran'daki işgalcilere ve emperyalist güçlere karşı savaşım veren Cengeli, yani Ormancılar Hareketi, bir süre sonra Sovyetler Birliği ve İran Komünist Partisi ile yakınlaşacak, bu yakınlaşma anti-emperyalist bir koalisyon yönetimini oluşturacaktı. Özellikle iç savaş döneminde Cengeli Hareketi'nin Beyaz Ordu'ya karşı savaşması ve Gilan bölgesindeki Enzeli Limanı'nı Kızıl Ordu'nun ele geçirmesi bu ittifakı daha da pekiştirmiştir. Cengeli Hareketi ilerici ve anti-emperyalist görüşlere sahip olsa da küçük burjuva karakteri ve gerici unsurları nedeniyle İran komünistleri için çok da güvenilir bir yoldaş olmayacaktı. Cengeli Hareketi'nin başında diğer birçok üyesi gibi toprak sahibi olan Mirza Küçük Han bulunmaktaydı. Bu hareketin nihai amacı ülkedeki işgalci güçleri kovmak ve merkezi İran yönetimini devirmekti. Bu hareket daha çok merkezi İran hükümetinin etki alanından uzak olan Gilan bölgesinde yeşermiş ve örgütlenmişti. Hareket tam anlamıyla İran'daki feodal sömürü düzenine ve özel mülk düzenine karşı bir savaşım verme niyetinde değildi. Cengeli Hareketi her ne kadar programında sosyalist öğeleri ve sol söylemleri barındırsa da kısa bir süre içinde İran Komünist Partisi ile fikir ayrılığına düşecekti. Bu bağlamda Sosyalist İran Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olmasına karşın birçok sosyalist uygulamaya da karşı çıkacaktı. İran'daki merkezi yönetimin otorite boşluğundan da faydalanılarak 1920 yılında İran Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ya da diğer adıyla Gilan Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilan edilmişti. Yönetim, İran Komünist Partisi üyeleri ve Cengeli Hareketi'nin katılımıyla kurulmuş ve bölgedeki Kızıl Ordu Birlikleri tarafından aktif bir şekilde desteklenmekteydi. Bolşevikler, Pers Sovyet Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışmamaya söz vermiş, yönetimi tamamen İran Komünist Partisi ve Cengeli Hareketi'nin ellerine bırakmıştı. O dönemlerde birçok farklı cephede ölüm kalım savaşı veren Bolşevikler için Pers Cumhuriyeti'nin kuruluşu bölgedeki İngiliz emperyalizmini zayıflatacak, Sovyetlerin ayakta kalması için bir nefes olacaktı. Ancak planlar beklenildiği gibi gitmeyecek, komünistler ve dindarlar arasındaki ideolojik farklılıklar sivrileşecek, bu çatışma ekonomi ve kültür alanında atılan adımlara da sıçrayacaktı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra koalisyon hükümeti ortakları arasında ciddi çatışmalar meydana gelecekti. İlk ayrışma kadınların örtünmesi konusunda yaşanmış, bunu komünistlerin laik ve ateist propaganda çalışmaları takip etmiştir. Cengeli Hareketi ve İran Komünist Partisi arasındaki ipleri koparan esas nokta tarım reformu ve yeni vergi sistemi ile ilgili olmuştu. Komünistler öncelikle tarımı kolektifleştirmek, büyük toprak ağalarının topraklarını kamulaştırmak, topraksız yoksul köylüye toprak dağıtmak istemişse de bu Mirza Küçük Han ve Cengeli Hareketi'nin ağır muhalefetiyle karşılaşmış ve bu sebeple de gerçekleşememiştir. İlerleyen zamanlarda İran Komünist Partisi zenginlerden toplanan verginin artırılmasını istemiş, bu olay koalisyonun yıkılışını yaratmıştır. Mirza Küçük Han ve birlikleri gerilla savaşına geri dönmüş, hükümetten ayrılarak dağlara çekilmiştir. Bu esnada Bolşevikler ise kritik bir kararın arifesindeydiler. Sovyet halkı iç savaşın yarattığı yıkımla yüz yüze gelmiş, halk açlık, kıtlık ve ölümcül hastalıkların pençesine düşmüştü. Lenin savaş komünizmi politikasından geçici olarak yeni ekonomik politikaya geçiş yapmış, ülkeyi bu yıkımdan kurtarmak istemiş ve bu amaçla bir dizi yeni adımı devreye sokmuştu. Lenin önderliğindeki Bolşevikler sınırlarını İngiliz emperyalizmine karşı güvenceye almak, ülkeyi bu yıkımdan kurtarmak adına radikal bir karar almış, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında ticaret antlaşması imzalanmıştı. Sovyet yönetimi bu anlaşmanın bir ürünü olarak Kızıl Ordu birliklerini İran'dan çekmek zorunda kalmış ve Pers Sovyet Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabileceğine inanmıştı. Ancak gidişat beklenilen gibi olmayacak, kısa sürede İran Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti dağıtılacaktı. Sovyet Rusyası'nda bu gelişmeler olurken İran Komünist Hareketi içerisinde çok bilinen bir figür olan Haydar Han ve bazı İranlı komünistler suikaste kurban gitmiş, Pers Sovyet Cumhuriyeti'ndeki çeşitli komünist parti merkezleri Cengeli Hareketi üyeleri tarafından basılmıştı.
Birçok tarihçi, komünist liderlerin cinayetlerinin arkasında Mirza Küçükhan ve Cengeli hareketinin olduğunu ileri sürmektedir. Zaten örgütlü yapısı yeterince güçlü olmayan, koalisyonun dağılmasıyla zayıflayan Pers Sosyalist Sovyet yönetimi, bu suikast ve saldırılardan sonra daha da güç kaybetmiş, merkezi İran hükümetinin saldırılarına karşı koyamayacak duruma gelmiştir. İngiliz emperyalizminin de desteğini alarak İran'daki merkezi yönetimi deviren Rıza Pehlevi, ordularını toplayarak Gilan'a girmiş, Pers Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin varlığına resmen son vermiştir. İran Sovyeti yenilgiye uğradıktan kısa bir süre sonra Mirza Küçükhan ve birlikleri kaçtıkları dağlarda donarak hayatını yitirmiştir. Artık İran, Rıza Pehlevi'nin başa geçmesiyle yeni bir hanedanlığın kontrolüne girerken, Pers Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de tarihin tozlu raflarında yerini almıştı.